İyi günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Ben Aslı Öymen, Kültür Sanat haberleriyle karşınızdayız. Bugün bir sergiden bahsedeceğiz. Sanata dair bir yer sergisi 2019'u konuşacağız. Bahar Erbengi Doğuş Grubu'ndan Nurdan Cenik ve Batuhan Öztürk'le bir araya geleceğiz ve bu sergiyi konuşacağız. Genç sanatçılara özgü bir sergi bu. Genç sanatçıların temsil edildiği eserlerinin bulunduğu bir sergi. Bu sergiyi konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta sonu size önerilerimiz olacak. Kitap önerilerimiz, sinema önerilerimiz olacak. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet, sanata bir yer sergisi, bir yer, R ile değil, B ile yazılıyor. Şimdi bir kere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bahar Erbengi, Doğuş Grubu'nun kurumsal iletişim bölüm başkanısınız. Bu organizasyonu grubunuz yapıyor, evet. Sanata bir yer sergisini. Evet. Hem bu sergiyi konuşacağız, hem de sanata dair neler yapıyor Doğuş Grubu, onlardan bahsedeceğiz. Tamam. Batuhan Öztürk, Akdeniz Üniversitesi'nden bu Sanata Bir Yer sergisinde senin eserlerin var. Evet. Seninle de tanışacağız, konuşacağız eserlerini, sanata bakışını. Genç bir sanatçısın, hala öğrencisin. Aynen. Evet. Ve Nurdan Cenik, sen de Çukurova Üniversitesi'nde, evet, okuyorsun, sanat okuyorsun. Hı hı. Senin de eserlerin var bu, evet, şeyde, sergide. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Gençlerle olmak her zaman çok heyecan veriyor. Ben çok mutlu oluyorum. Onları böyle ağırlayabildiğimiz, evet, zaman. Ve de sizi de, grubu da bundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Şimdi ben bunu da buradan göstereyim bir kere. Sanata Bir Yer sergi 2019. Evet, şöyle. Şimdi bir kere Leica Galeri'de. Evet. Şimdi çok havalı bir şey bence, değil mi, Leica Galeri'de olması? Evet. Bir sizden dinleyelim. Sanata Bir Yer, anladığım kadarıyla bu sene üçüncüsü yapılıyor. Üçüncüsü nedir yapıyor. Amacı? Nasıl ortaya çıktı? Şöyle, biz bu işe 2015 yılında başladık. Amacımız da aslında yetenekli, güzel sanatlar öğrencilerini, iş üreten, sanat üreten, fikri olan güzel sanatlar öğrencilerini, bu öğrencilerle tanışmak veya sanata erken dönemlerde girmek isteyen sanatseverlerle buluşturmak. Biliyorsunuz sanat eserine ulaşmak ancak büyük galerilerde veya fuarlarda çok vesaire mümkün olabiliyor. Bu tarz platformlarda arkadaşlarımız aslında kendilerini çok özgürce ifade edebiliyorlar ve de direkt sanatseverle buluşabiliyorlar. Aslında projenin en iç noktasını bir web sitesi oluşturuyor. 5000'e yakın iş var şu anda web sitesinde. Sanatabiryer.com diye bir web sitemiz var. Biz grup olarak siteyi bakıyoruz, siteyi düzenliyoruz. Bir danışma kurulumuz var. Asla seçmek, elemek veya derecelendirmek için değil, sadece genel nizamı ve düzeni sağlamak için. Web sitesinin yanı sıra sene içerisinde bir takım aktiviteler yapıyoruz. Öğrencilere seminerler veriyoruz. Biliyorsunuz sanat sadece üretmek değil artık. Biraz işte telif hakkıdır, hukuki tarafıdır, ticari tarafıdır vesaire. Öğrenci arkadaşlarımız, hani, evet, ürettik, ne köşede yapacağız? Kaldı. Olmaz tabii. Evet, yani satmak bir da bir sanat. Bir ortaya çıkmak lazım. Tabii, evet, satmak da bir sanat. Satmak da bir sanat. Biraz onları anlatıyoruz. Onların onları anladığı bir şey olmuyor tabii, değil mi? Yani genelde sanatçılar. Evet. Üçüncü en önemli kısmı da bu sergilerimiz. Üçüncüsünü başlattık dün. Dün açılışı vardı. Evet, dün vardı. Açılışı vardı. Evet. Aynen, evet. Bomonti Adada, İstanbul'da, Şişli'de, Bomonti, evet, Adada. Yeri Leica de çok Galeri güzel. De, evet. Çok merkezi. O galeri de çok çok güzel, çok bir galeri gerçekten. Evet. Belki yeterince burada yer vermiyoruz. Leica Galeri'de sonra konuşuruz. Önce bu sergiyi, tabii, konuşalım. Tabii. Evet. Şu anda dün açıldı sergimiz. 19 Ağustos'a kadar da devam edecek.
farklı arkadaşlarımızdan 46 tane iş var. Ve bunlar satın alınabiliyor. Hepsi yani satın alınabilir. Sanatseverler, işte koleksiyoner ya da işte ne bileyim illa koleksiyoner de olmak gerekmiyor bir eser almak için. Orada satış yapılıyor. Aynen. Yani sizin satıldı eserleriniz. Satıldı arkadaşımızın. Aa, öyle mi? Evet. O ne güzel. İlk defa mı bir şeyin satılıyor? İlk kez bu tarzda bir etkinliğe katıldım zaten. Ve ilk kez çalışmalarım satıldı. Öyle mi? Çok, çok güzel. Ben burada bir bulayım seninkileri şimdi. çok tebrik ediyorum. Bu tabii ederim. Çok büyük bir mutluluk bir kere. Evet. Değil mi? Gururluyum tabii ki. Orada mıydın sen? Eserlerin başında duruyor musunuz? Evet. O da güzel. Şimdi buna benzer etkinlikler var. İstanbul'da tabii. Bez'de var. Bir iki Mamut var. İşte evet. Genç sanatçıların aynen. temsil edildiği onlara özgün alanı, evet şey yapılmış platformlar. Sanatçıyla tanışmak çok hoş bir şey gerçekten. Evet. Oradaydın peki. Neydi? Ben buradan bulacağım sen anlatırken. Tamam. İki küçük çalışmam vardı. Onlar satıldı. Ben sergiyi geziyordum o esnada. Ha, burada tamam buldum. Evet. Ha, evet resim. Evet. Değil evet. mi? İkisi de yağlı böyle resim. Buradan acaba buradan göstersem gözükür mü? Satılan eser. Ha şuradan göstereceğim. Evet. Bir bu bir de bu yandaki. Evet. Çok güzel. Evet, ahşap üzerine yaptığım yağlı resimleri. Ahşap üzerine. Ben o sırada işte sergiyi geziyordum. Çalışmamın başında beklemiştim ama o sırada şey olmadı, denk gelmedi. Tam satış anına denk düşemedi. Kimi aldı biliyor musun? Kendisiyle tanışamadım. Çünkü dediğim gibi o esnada orada değildim. Ben orada görevli olan bir arkadaştan öğrendim. Bana mesajı gösterdi, satıldı, eserinizi tebrik ederim diye. Ben çok mutlu oldum tabii ki. Hiç beklemiyordum, muhtemelen satılmayacaktır falan diye düşünmüştüm. Çalışmalarımı 2018'de yaptım ama hiç değerlendirme fırsatım olmadı. Sizin başta söylediğiniz gibi muhtemelen bunlar arşivde böyle eskiyip gidecek diye düşünüyordum. Sonra Sanata Bir Yer'le karşılaştım. Sosyal medyadan zaten çokça paylaşımlarını takip ediyordum, görüyordum. O açıdan benim için çok mutluluk verici bir durum oldu. Çok güzel. Peki sen fotoğraf çekiyorsun. Evet, sen çok pardon ağırlıklı olarak resim mi yapıyorsun? Evet. Yağlı boya resim yapıyorum. Lisansımda da ağırlıklı olarak o şekilde çalışıyordum. Hı-hı. Hala öyle devam ediyorum. Tamam çok güzel. Sen fotoğraf çekiyorsun. Ben fotoğrafçıyım aynen. Zaten senin gözün ısırıyor. Belki daha önceki sergilerden olabilir. Ben de lisansımı fotoğraf üzerine Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bitirdim. Şimdi yüksek lisans yapıyorum yine Akdeniz Üniversitesi'nde. Ben de Sanata Bir Yer'in ilk defa katıldığım bir organizasyon. Aslında ben de aşağı yukarı aynı şekilde öğrendim yani sosyal medyadan vesaire. Evet, şimdi göstereceğim. Şey olmasın. Ayrı gayrı olmasın. Evet, aynen, sandalyeler onlarda. Biraz küçük oluyor ama bizde görseller olması lazım. Evet. Onları da verebiliriz. Evet, küçük sandalyeler. Evet. Yani evet. Satış olmadı. Satış olmadı. Satış daha, olmadı. Yani. Peki. Satış olmadı ama uzun bir süre zaten Like geldi, sergilenecek. Güzel güzel. Evet. Aynen. Oradan yani satış aslında benim açımdan satışın olması tabii ki de hani her insan açısından ya da her sanatçı açısından çok güzel bir şey. Ama daha fazla insana ulaşmak veya insanların o andaki tepkilerini yakalamak daha güzel. Yani evet bir şey üretiyorsunuz. Satıldığı zaman tabii ki de şevkiniz artıyor. Tabii ki de güzel bir durum yani hani abi yani tabirle açıklayacaksak. Ama onun dışında birinin o sizin ürettiğiniz bir eserle ilgili söyledikleri veya düşündükleri ya beni daha çok etkiliyor açıkçası. Hani dolayısıyla daha önce katıldığım sergilerde de bu başıma geldi. Bir işin satılmış olması evet bir şekilde bir değer biçilmiş olması anlamına geliyor ama ondan ziyade insanların sizinle belki aynı şeyi hissetmesi ya da sizden daha farklı şeyler hissetmesi bence daha doyurucu bir şey oluyor. Peki dün böyle sohbet etme fırsatın oldu mu açılışta? Evet birkaç kişiyle sohbet ettim. Yani üstüne biraz tartıştığımız yani sohbet ettiğimiz insanlar oldu.
benle aynı şeyi hisseden insanların olduğunu gördüm. Neydi mesela? Senin çalışmanı özetler misin? Nedir? Özetlersek aslında insanın doğayla bir türlü bütünleşememesiyle ilgili bir durum. Ondan alıyoruz her şeyi, doğadan alıyoruz ama geriye onun bıraktığımız... Onun için tahta sandalye. Evet, o da biraz insanı temsil ediyor. Hem de doğadan gelen bir malzeme sonuçta. Ayrıca fotoğrafların üçünün de ayrı ayrı doğum, yaşam ve ölüm temaları var. Bunları anlatmak aslında bence daha keyifli olan tarafı. Evet. Böyle koleksiyonerler ve sanatseverler tabii geliyor değil mi? Geliyor. Böyle açılışları. Geçen sene de çok ciddi, şimdi isim telaffuz etmeyelim. Tabii gerekiyor, evet. Ama yani hepimizin tanıdığı, bildiği, sevdiği koleksiyonerler, sanatseverler geçen sene de geldi, bu sene de geldi. Hatta bu sene gelemeyenlerden bazıları telefonla dün ulaşıp hani böyle şey modeli, müzayede modeli, ben şunu beğendim, ben bunu beğendim gibi ne mutlu. Yorumlarda da bulundular. Gelemeyenler, işte bugün gidenler var, yarın gidecek olanlar var. Yani mutlaka uğramak istiyorum diyen bayağı tanınmış koleksiyonerlerimiz çok, var. Çok güzel. Yani. Tabii şimdi onlar için de bir sadece sanatçının oraya ortaya çıkması, kendini göstermesi değil. Şimdi bu koleksiyonerler de yeni bir şeyler görmek aynen. istiyorlar. Yeni bir keşifler yapmak istiyorlar. Farklı kişilerin veya sanatçıların farklı bakış açılarıyla ya da teknikleriyle yapılmış yeni yeni ufuklar keşfetmek istiyorlar onlar da. Onlar için de yani gayet anlamlı bir aslında şey böyle, değil mi? Aslında böyle başka platformlar da var. Siz de söylediniz, Mamut var, TomTom'da Step var vesaire. Ne kadar çok olursa o kadar da iyi. Arkadaşımızın da söylediği gibi aslında satışın da ötesinde farklı işlerin yapıldığının görülmesi, hepimizin daha dün gelen herkesin söylediği şey oydu. Hiçbir yerde olmayan şeyler. Çünkü arkadaşlar çok genç. Evet. Dolayısıyla tamamen yeni bakış açılarıyla gördükleri bir şeyin tekrarı değil. Biraz çünkü bazen sanat fuarları veya hani galerilerdeki işler tekrara düşebiliyor. Tabii birazcık daha satış amaçlı, daha ticari bunlar amaçlı. Bunlar hiç düşünülmemiş, hiç görülmemiş işlerdi. O yüzden daha naif, çok daha hoşuna içten. Gitti. Evet. Çok güzel. Peki yüksek lisans mı yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne üzerine çalışıyorsun sen? Ben sanat ve tasarım yüksek lisansı yapıyorum. Daha multidisipliner bir program. Birinci sınıfım bitti. Yani birinci dönemini bitirdim zaten. Önümüzdeki sene tez dönemi. Bakalım o zaman da yine bir eser üretmemiz gerekiyor bizim onun için de. Öyle bir yoldayız yani. Yani biraz tasarıma mı kaymış oldun? Aslında tasarıma kaymıyorsun. Yani birazcık o Türkçe diline çevirmesiyle ilgili bir durum bu. Daha çok birçok farklı sanat dalının bir arada ilerlediği bir daha çok belki enstalasyon olarak bakabiliriz yani bu duruma. Öyle bir eğitim alıyorum. Yani spesifik bir sanat dalının üstünde anladım. Değil ama hepsinin hepsi içinde olduğu disipliner bir şey. Birbirlerinden replik alabildiğiniz bir okul okuyorum yani şu anda. Peki sen ne yapıyorsun? Ben de yüksek lisansla birinci sınıf öğrencisiyim. Birinci yılımı bitirdim yeni. Eğitim fakültesindeyim. Önümüzdeki dönem hem de tez dönemim başlamış olacak ama bununla ilgili tam ne üzerine çalışacağımı karar vermedim. Eğitim üzerinden olması gerekiyor. Ben daha çok gerçekten içselleştirdiğim, eğitimle alakalı işte eksik olan, problem olan bir durumun peşindeyim şu anda. Onun için bir henüz bir şeye karar vermedim dediğim gibi. Bu şekilde. Peki aileleriniz ne düşünüyor sanatçı olacağım dediğinizde? Ne dediler? Ben de hep teşvik etmek istiyorum. Aileler aman çocuklarını serbest bıraksınlar, sanata eğilimleri varsa illa mühendis olun diye tutturmayın falan. Öyle şeyler söylemeye çalışıyoruz burada. Nasıl tepkiler vardı yani, herhalde aşmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani benim hiç karşı tepkim olmadı. Yani ailemden daha doğrusu böyle bir aldığım tepki olmadı. Ben ailemle bunu ilk paylaştığımda da hani resim okumak istiyorum dediğim zaman da özellikle maddi konuda babam en çok destek olması gerektiği için olabileceği için daha doğrusu şu anda da dahil bir
10 yıldır neredeyse babam ve annem de sürekli destek oluyorlar. Bir şey olduğu zaman dediğim gibi çalışıyorum tabii ki. Lisans bittikten sonrasında da işe girdim, çalıştım ama hep böyle kazandığımı sanatla alakalı kitaplarla dahil onlara yatırım için kullandım. Hiç birikim tarzı bir İlk durumum satış fena olmadı. Değil o zaman evet, senin de bütçene evet. Bir katkı olacak demek evet. Ki. Evet, senin nasıl? Benim açımdan şöyle, ben daha önce yani çok uzun yıllardır fotoğrafla ilgileniyorum. Onun üzerine çalışmışlığım da çok, yani zaten hala hayatımı da ondan idame ettiriyorum. Hala hayatımı ondan kazanıyorum. Aile konusunda şöyle bir şey var. Hani daha önce bir halkla ilişkiler ve tasarım okumuştum bir üniversitede, İstanbul'da. O bitti. Sonra böyle bir inanılmaz bir boşluk zaten. İşte Antalya'ya dönmek zorunda kaldım. Bazı sebeplerden dolayı. Orada böyle bir sektörün olmayışı vesaire. Sonra beni cezbeden şeyin fotoğraf olduğunu aslında kanaat getirdim kendimce. Ve tekrar bir lisans okudum Antalya'da. Ondan sonra da zaten buraya geldik. Ama hani aile konusunda da şöyle bir şey yok. Yani bunu yapma, şunu yapma ya da bunu mu yapsan gibi bir tavırla karşılaşmadım. Yani ailemde hiçbir sanatçı yok. Ama benim gittiğim, benim izlediğim yolda önümde duran kimse de yok. Yani her zaman sonuçta destek oluyorlar bir şekilde. Çok güzel. Aynen öyle. Yani Çok öyle çok bir güzel. durum yok Süper. aslında. Evet. Şimdi sanata bir yer 3 yıldır yapılıyor dediniz. Burada Evet. şimdi gözüme ilişti. Bu 3 yılda birçok sanatçı, genç sanatçının eserleri yer buldu kendilerine, değil mi? Bir Evet. yer arıyorsunuz. Evet, Hem bir evet. yer mekan veriyorsunuz aslında sergi olarak. Bir de Evet. tabii o eserler bir yere gidiyor. Onu da Evet. herhalde o anlamda Aynen, da. evet. Nerelere, yani nerelere değil de ne kadar eser gitti, satıldı gençlerin bütçelerine katkıdan olanı. Şöyle 5000'e yakın eser var şu an web sitesinde. Bu eserlerin bir kısmı, bu arada bu platformun bir öğesi de bizim grubumuzun pek çok mekanı var. İşte Bomonti Ada gibi, restoranlar gibi, oteller gibi, holding ve ofis binaları gibi. Biz eserlerin bir kısmını da oralarda sergiliyoruz. 4 aylık periyotlarda özel Bu web sitesine gelenleri. gelenlerden bir kısmını alıyoruz, seçiyoruz. Ve yaklaşık 50 lokasyonda sergiliyoruz bu eserleri. Orada da insanlar görüp karşılaşabiliyor eserlerle. Demin arkadaşlarımızın söylediği gibi sosyal medyadan çok iletişim yapıyoruz. Hem gençlere hem sanatseverlere gidiyor. 400'e yakın eser satıldı şimdiye kadar. Geçen seneki sergiler vesaire de dahil. Ve özellikle sergilerde sergi sonunda çoğu satılmış oluyor. Ama hani satılmış olmasından Tabii, ziyade o ben, duyulmuş olması çok bizim tabii. hoşumuza gidiyor. Bence de yani yolun başındayken asıl amaç Evet. tabii ki kendini Aynen. tanıtmak, görünür olmak Evet. vesaire. Aynen. Yani bu platformda böyle bir araya gelmek. Tabii. Bir de aslında Türkiye'ye yayılıyor olması, işte arkadaşlarımız Evet. Adana'dan ve Evet. Antalya'dan Tabii geliyorlar. o da Hani çok olayın güzel. sadece Evet. İstanbul'da dönmüyor Evet. olması. Özellikle de öyle de bakıyoruz zaten. Hani tüm Türkiye'den arkadaşları ve eserleri almaya davet etmeye çalışıyoruz. O yüzden hani belki daha nokta atışlı, daha ufak ilerlesek daha çok şey olur, daha satışlı gidebilir. Ama biz çok kapsamlı gitmeye çalışıyoruz. O yüzden hani grassroots denir ya, böyle daha bazı kuvvetli ve geniş alana yayılan, güçlü büyüyen bir platform olmasını hedefliyoruz. Çok İnşallah güzel, olur çok olur. güzel. Biz şimdi bir kısa bir araya gidelim sevgili seyirciler. Daha sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.